Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hırka, yelek, bluz benzeri birçok örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelim 5 ilmekle yapılıyor. Aralarda 2'şer tane ters ilmek kullandım. Toplamda 7 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 7, 14, 21 şeklinde. En son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model üzerine anlatım yapmayı düşünüyorum. 7, 7, 14, 2 tane kenar ilmeği ilave ederek 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Burası model kısmı şu anda. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Üçüncü ilmeği örmeden atlattım. İpimi arkaya alıyorum. Dördüncü ilmeği düz ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Beşinci ilmeği örmeden atlattım. Burası bu 5 ilmek ana modeli oluşturan bölüm. İpimi arkaya aldım. Modelimin arasında 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci modele geçtim. İpim kendi tarafımdayken ilk ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya alarak ikinci ilmeği düz ördüm. Tekrar ipimi kendi tarafıma alarak üçüncü ilmeği örmeden atlattım. Dördüncü ilmeği düz ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Beşinci ilmeği örmeden atlattım. Son kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı bitiriyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 5 ilmek modelimi oluşturuyor. Baştaki ilmeğim düz. Sonraki ilmeğim bakın zaten ters. Arka tarafta örmeden aldığım bu ilmekleri ön tarafta düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeğim ters. Bir düz bir ters şeklinde 5 ilmek ördüm. Düz ilmekle başlıyorum. Ters ilmekle devam ediyorum. Ve bir düz bir ters ve düz ilmekle bitiriyorum. 2 ilmek ters ördüm. Tekrar ana modelime geçtim. Bakın burası arka tarafta örmeden atlattığım ilmekler. Bu ilmekleri ön yüzde düz örüyorum. Aradaki ilmekleri ters. Ve bir düz bir ters ve bir düz şeklinde 5 ilmeğimi ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ipimi kendi tarafıma alıyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Sonraki ilmeği düz ördüm. Ters ilmeklere gelince ipimi kendi tarafıma alıyorum ve bu ilmeği örmeden atlatıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi kendi tarafıma aldım. Ters ilmeği örmeden atlattım. Aradaki 2 tane ilmeğim model boyunca ön yüzde ters, arka yüzde düz devam edecek. Modelimi oluşturan 5 ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma aldım. Ters ilmeği örmeden atlattım. Düz ilmeğimi tekrar düz ördüm. Bu şekilde ters ilmekleri örmeden atlatarak düz ilmeklerimi örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimi oluşturan 5 ilmeğimi bir düz bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak devam ettim. İkinci modele geçtim. Bir düz bir ters şeklinde bu 5 ilmeğimi örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi ters örerek tamamladım. Tekrar arka taraftayım. Burası
Burası modelimin 5. sırası. Baştaki ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın ters ilmeğe gelince ipimi kendi tarafıma aldım. Bu ilmeği örmeden atlattım. Devamındaki düz ilmeği tekrar düz ördüm. Ters ilmekleri ipim kendi tarafımda iken örmeden alıyorum. Düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Ve düz ilmekleri tekrar düz olarak örüyorum. Sıra boyunca arka taraftaki yapmamız gereken işlem bu. Ters ilmeklerde ipi kendi tarafımıza alarak örmeden atlatıyoruz. Düz ilmekleri ise tekrar düz olarak örüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 6. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelim oluşturan 5 ilmeği 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters ve son ilmeğimi düz olacak şekilde aynen ördüm. Arada 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada düz ilmekleri arka tarafta örmeden atlattığımız için bakın yönünü düzelterek örmeniz gerekiyor. Bu yüzden ön taraftan girerek örüyorum. İlmeğimin yön çevrili olduğu için bunu düzelterek düz örmem lazım. Bu şekilde 6 sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arkasındayım ve 7. sıraya geçtim. 7. sıraya geçince burada ilmek artışı yapmamız lazım. Önce baştaki 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2, 4, 5. Bu 5 ilmek ana modelimi oluşturuyor. İpimi aldım. İlk ters ilmeğimi ördüm. İpimi bakın artırma yapmam lazım. Fakat ipimi önden arka tarafa doğru değil. Şişimin altından ipimi arka tarafa geçirdim. Ve şişimin üzerine doladım. Artırma şeklimiz bu şekilde olmalı. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde artırma yapıyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde artırma yapıyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Ve tekrar aynı şekilde artırma yaparak son ters ilmeğimi örüyorum. Şöyle sayalım. 5 tane olan ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 9 taneye çıkmış oldu. Aradaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci modele geldim. İlk ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek artırdım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek artırdım. Üçüncü ilmeğimi ters ördüm, bir ilmek artırdım. Dördüncü ilmeğimi ters ördüm, bir ilmek artırdım. Ve beşinci ilmeğimi ters ördüm. Arada 4 tane ilmek artırarak 5 tane olan ilmek sayısını 9 taneye çıkarttım. Son 2 ilmeğimi düz ördüm, sıramı bitirdim. Örgümün ön yüzündeyim, 8. ve sonuncu sıradayım. Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimi oluşturan 9 taneye çıkarttığım bölüme geldim. Bakın ilk düz ilmeği örmüyorum. Arkasındaki artırdığım ilmeğimi arkadan ikinci ilmeğe giriyorum. İlk ilmeği atlayıp önce ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bakın ilk ilmeğimi aldım. Düz ördüğüm ikinci ilmeğimi şişimden çıkarttım. İlk ilmeğimi şişime tekrar geriye aldım. İkinci ilmeğimi bu ilk ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Şimdi ilk ilmeğim hala şişimde duruyor. Tekrar örgümün arkasından artırmış olduğum bakın ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve ilk ilmeğimi şişimden çıkartıp düz ördüğüm ilmeğimi de çıkartıyorum. İlk ilmeğimi şişime geriye aldım. Arkasındaki ilmeği bu ilk ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Devam ediyorum. Örgümün arkasından artırdığım ilmeğime giriyorum. Bu ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra baştaki ilk ilmeği diğer şişime aktardım. Ördüğüm ilmeğimi şişimden çıkarttım. İlk ilmeğimi şişime geri aldım.
ve arkasındaki ilmeği bu ilk ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. İlk ilmeğim şişimde hala duruyor. Arkadan artırmış olduğum son ilmeğe girdim. Bu ilmeği düz olarak ördüm. Şişimden bu ilk ilmeği çıkarttım. Ördüğüm düz ilmeği çıkartarak serbest bıraktım. İlk ilmeği şişime geri aldım. Arkasındaki ilmeği bu ilk ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Ve şişimde hala ilk ilmeğim duruyor. Bu ilmeği düz ördüm. İlk modelimi bitirdim. Arada iki tane ters ilmeğimiz var. Bunu ördük. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Tekrar gösteriyorum. 5 tane olan ilmeğimiz 9 taneye çıktı. Burada ilk düz ilmeğimi atlıyorum. Arkasından girerek artırarak oluşturduğum ikinci ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra ilk ilmeğimi diğer şişime aktardım. Bakın, ikinci ilmeği zaten düz ördüğüm için bunu bıraktım. İlk ilmeği şişime geri aldım. Arkasındaki ilmeği bu ilk ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Şu anda bu ilk ilmek hala şişimde duruyor. Arkasından, arka taraftan giriyorum. Artırarak oluşturduğum ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bakın, ilk ilmeğimi şişime aldım. İkinci ilmeği zaten düz ördüğüm için şişimden çıkarttım. İlk ilmeği şişime geri aldım. Arkasındaki ilmeği baştaki ilk ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Hala ilk ilmeğim şişimde duruyorken arka taraftan artırarak oluşturduğum ikinci ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Ve baştaki ilmeği şişimden diğer şişime aktarıp arkasındaki ördüğüm ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar ilk ilmeği şişime geri aldım. Arkasındaki ilmeği baştaki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Şişimde hala ilk ilmeğim duruyor. Ben artırarak oluşturduğum arkasındaki ikinci ilmeği düz olarak ördüm. Bakın, baştaki ilmeği aldım. Ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmam gerekiyor. Sonra tekrar ilmeği şişime geri aldım. Ve ikinci ilmeği baştaki ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Burada son ilmeğe geldiğim için artık kalan ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve iki ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Modelimizin son bitiş sırası bu şekilde. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri yaparak devam ediyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden atlatıp bir ilmek düz örerek buradaki yaptığım işlemi burada tekrarlıyorum. 6 sırayı tamamladıktan sonra örgünün arka tarafında 7. sırada aralarda artırma yaparak 5 tane olan ilmek sayısını 9'a çıkartarak devam ediyorum. Bakın, ilerlediği zaman görünümü bu şekilde oluyor. İster orta kalınlıkta iplerle, isterseniz de angor iplerle çalışabilirsiniz. Angor iplerle yelek modeli olarak çok şık duran bir model olduğunu söyleyebilirim. Hırka bluz gibi örgülere de kullanabilirsiniz. Ajurlu delikli bir model olmadığı için kışlık örgülerde tercih edebilirsiniz. Farklı bir tarza sahip. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.